Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber portakallı ıslak kurabiyeler yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Portakallı ıslak kurabiyemizin şerbeti için 1,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyumuzu tenceremize aldık. İçerisine 1 çay bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Malzemelerimizi karıştırıyoruz ve şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Portakallı şerbetimiz kaynadı ve kıvamını aldı. Şimdi soğumaya alıyoruz. Şerbetimiz soğurken biz kurabiyemizi hazırlayalım. Kurabiyemiz için 1 adet yumurtamızı yoğurma kabımıza aldık. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı pudra şekerimizi ekledikten sonra bir adet portakal rendemizi ilave ediyoruz ve malzemelerimizi karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde karıştırdığımız malzemelerimizin içerisine 100 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağlarımızı ilave ediyoruz. Azar azar unumuzu, bir paket kabartma tozumuzu ve bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz. Kurabiyemizi yoğurma işlemine başlıyoruz. Kurabiye hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak. Orta yumuşaklıkta hamur olacak. Bunun için unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz ve yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Toplam 2 su bardağı kadar un kullandık. İstediğimiz kıvamı aldı. Şimdi hamurumuza şekil verme işlemine geçiyoruz. Elimize ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz ve avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Hazır olan kurabiye hamurumuzu yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize alıyoruz. Bu şekilde elimize ceviz büyüklüğünde parçalar alarak hamurumuza şekil verme işlemine devam ediyoruz. Şekillerini verdiğimiz kurabiye hamurlarımızı önceden ısıtılmış 170 derece fırınımıza gönderiyoruz. Kurabiyelerimizi 25 dakika kadar fırınımızda pişirdik. İlk sıcağı çıktı. İlk sıcağı çıkan kurabiyelerimizi soğuk şerbetimizle buluşturuyoruz. Bu şekilde kurabiyelerimizi teker teker şerbetimize buluşturuyoruz. Kurabiyelerimizin bu şekilde şerbetini çekmesini sağlıyoruz. Bir dakika kadar şerbetimizin içerisinde beklettiğimiz kurabiyelerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Şerbetini çeken portakallı ıslak kurabiyelerimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.